2020'nin ikinci gününde, beşinci programda Güzel Türkçe için yine mikrofonların karşısında sizinle birlikteyiz. Yaşadığımız dünyaya, evrene, çevre ve doğaya duyarlı, sadece tüketen değil, insanlık ve tüm canlılar için üreten, dayanışma ve paylaşmayı unutmayan, şu sayılı ve kısa ömürde güzel bir hayat için ne gerekiyorsa yapılan bir yıl olsa 2020 iyi olmaz mıydı? Evet Hakan. Merhaba tekrar. Merhaba. Yeni yıl senin için ne anlama geliyor? Birkaç cümle alalım ve fırtına gibi başlayalım programı. Yeni yılın bir manası yok. Yeni yıl rakam. 2019 değil 2020 yazacağız. Ama söylenişi bile güzel. 2019 değil 2020 deyip geçeceğiz. Ha evet öyle bir pratiklik olabilir. 2020'li yıllar. 2020'ye. Peki. Nasıl girdin 2020'ye? Çalışarak. Neler yaptın? Çünkü insan her zaman çalışmalı. Çalışan demir ışıldar diye düşünerekten Kassel'de Türkler için organize edilen yılbaşı eğlencelerine gidip fotoğraf çektim. Bunları ne zaman okuyacağız ya da fotoğraflarını göreceğiz? Bunları Kassel Magazin'e vereceğim. Kassel Magazin'in yeni sayısı önümüzdeki bir sene içerisinde çıkar o zaman. Bunu oradan okuma şansınız var. Yani bu yıl içinde mutlaka çıkar. O yıl içinde çıkar herhalde. Mayıs, Haziran belki... Önümüzdeki sene de olabilir. Yok ben Şubat, Mart'ta bekliyorum. Neyse. Peki bu 24'ten çok saatler önce başlayan ve sabaha kadar bitmek bilmeyen havai fişek, maytaf ve bilimum patlayıcılar bana çok fazla geldi. Ne diyorsun? Bence de abartıdır. Daha doğrusu oraya harcanan para abartıdır ve ertesi gün caddelere dikkat ettiysen her yer kağıt ve o maytap, fişek, füze neyse onların artıklarıyla doludur. Tabii bu da ekonomi için de çok maliyetli belediyeler için bir mevzu onu temizletmesi. Bu açılardan baktığımızda evet çok da mantıklı değil. Yani ne lüzum var patlattım 5 dakika yeter. Ama neydi böyle saatlerce? Ben gerçekten işte, ilk kez tanık oldum. Ama işte Almanya'da yaşıyoruz. Wohlhaben dediğimiz paramız var arkadaş. Paramız var patlatıyoruz. Peki. Paramız var temizletiyoruz gibi bir durum söz konusu oluyor. Bir de şöyle alışkanlık, bir şey oldu Hakan'cığım. Sabah uyandığımızda yani zaten 2-3 saat hani zaten uyuduk. Böyle isli sisli pis puslu bir havayla karşılaştık. Yani bunun çünkü ben birkaç yazıda okumuştum. Yani bu kadar abartılması... Doğaya da atmosfere de çok ciddi zararlar veren bir yöne doğru da gidebiliyor yani, diye evet. Okumuştum. Evet, evet. Gerçekten çok kötü bir havayla karşılaştık. Sabah hatırlıyor musun? 1 Ocak sabahını. Sabah ben biraz geç kalktım. 11 gibi kalktım. Dışarıya da erken çıkmadım ama o patlamalar esnasında o bir 5 kala başlar 12'ye. Daha sonra öncesinde çok tek tek dur. Ve 45 dakika bir saat devam eder. Daha da fazla. Birisi olur. Bırakınca ötekisi başlar. Sonra arada azalarak evet, devam evet. Eder. İşte o ara. Sokakta olduğun zaman o hava çok daha kötü. Bir de barut kokusu. Kuşların özellikle çok fazla etkilendiğini ben okudum bir yerden. Evet evet etkilenir. Yani bazı yerlerde kuş ölülerine rastlanıyormuş. Tabii kedi köpeklerden falan bahsetmiyorum. Bu, kedi köpek çok fazla sokakta yok. Burada çok fazla dışarıda sokakta yok da bizim ülkemizde var. Burada pek yok. Onlar kaçacak delik arıyor. Bu tip tabii şiddetli patlama sesleri duyunca. Korkar canım patır putur patır putur sürekli bir patır putur. Aynen. Evet, şimdi senin de bahsettiğin gibi bir de buna giden milyonlarca dolar ve euro var. Keşke evet. Başka yerlere harcansa bence, diye düşünüyor insan. Bence de, bence de. Ama hayatında bir parçası bunlar. İşte insanlar yılında son gününde eğlenmek, işte bu şekilde deşarj olmak gibi. Yeni yıla böyle girmek de istiyorlar. O da onların evet. Neyse hakkı deyip geçelim. Aynen. Bir de şöyle ben 31 Aralık gecesi 57'yi devirdim. 58'den gün almaya başladım. Bu yaşa alışmam biraz zor olacak Hakan. Biraz zor yardımcı olursun değil mi? 8 de yazıldığı için. Yok şu anda 57. Hani bitirmiş yaş hani hesaba katılıyor ama. Ha o zaman 57. 6. O zaman 7 alışmam. Bu bile zor olacak yani benim için. Zor ya. Bir şey de işin zor abi. Bana aynı muhabbeti yapıyorlar onun için bir şey diyemeyeceğim. İnsan şimdi, hissettiği yaşlıdır Aydoğan Bey. Buradan nereye gideceksin? Nereye gideceğiz? Biri demiş ki zaman ne kadar da hızlı akıp geçiyor. Bir diğeri bir filozof da demiş ki aslında zaman akmıyor. Biz akıyoruz, biz geçiyoruz demiş. Duymuş muydun bunu? Yok. Geçen zaman değil biziz aslında demiş. Doğru şimdi binlerce, yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca yıla şöyle baktığın zaman işte dünya, evren bilmem ne hepsine. İşte bir insan ömrü ne ki Hakan? 60, 70 en fazlası işte 80, 90 öyle değil mi? Tabii tabii. De, okyanusta bir damla bile değil bir insanın ömrü. Aynen. Peki şimdi ömür ve hayat derken elbette
Uzun ince bir yol diye bunu tanımlayan hayatı. Yıllar önce kaybettiğimiz 47 yıl önce Aşık Veysel'i hatırlamamak elde değil ve onu anmadan olmaz diye düşünüyorum. 7 yaşında gözlerini kaybetmişti. 10 yaşında aldı saz eline, yürekleri dağladı. Hem şiirler yazdı hem de besteledi. Biraz dinlesek mi acaba? Aşık Veysel'den bir uzun ince bir yoldayım. Düz gece. Şaşar Veysel iş bu hale, kah ağlaya kahi güle. Hele bir de bu eşsiz Türkiye'ye yeniden başka bir hayat veren iki çok değerli ustayı hatırlayalım mı birlikte? Yan yana gelmezler denilen, yıllarca karşı mahallelerde duran Barış Manço ve Cem Karaca ilk kez TRT1 kanalında bir araya gelerek uzun ince bir yoldayım demişlerdi. Aydoğan Kılınç'la güzel konuşma sanatı devam ediyor. Eğer dünyada tek bir insan olsaydı, başkaları olmasaydı zaten konuşmaya da ihtiyacımız olmayacağından böyle bir gündemimiz olmayacaktı. Ve konuşmayı becermek, daha doğrusu doğru ve güzel konuşabilmeyi gerçekleştirmek öyle kolay bir iş değildir. Düşünce ve duyguları ve yapmak istediklerini akıcı ve etkileyici şekilde aktarabilmeyi gerçekleştirebilmek, eskilerin deyimiyle meramımızı eksiksiz ve anlaşılır biçimde anlatabilmek sanıldığı kadar basit değildir. Evet, bunu yapabilenler içimizde hemen ayrı bir mertebeye yükselir diye düşünüyorum Aydoğan Bey. Başkalarına ya da kalabalık bir topluluğa anlattıkları ya da hissettirdikleriyle çevredekileri etki altına almaları ile hemen öne çıkarlar. Onların toplumsal ve sosyal hayattaki yeri daima farklıdır ve özeldir. Düşünce, duygu, istek ve beklentilerimizi, hedef ve amaçlarımızı, tasarladıklarımızı toplumun tüm katmanlarını oluşturanlara, yani kendi dışımızdaki diğerlerini anlatmak ve aktarmak çabası için kullandığımız en önemli aracımız dilimizdir. Ve bunu iyi kullanabilmek de eğitim, bilgi, birikim ve de beceri ister. Evet. Önce düşünen ve tasarlayan, doğru nefes alıp vermeyi yerinde yapan, harflerin ve sözcüklerin tam anlamıyla hakkını veren, duraklamalara uyan ve bunları yaparken de heyecanlanmayan kişi güzel konuşmayı başarır diye düşünüyorum. Bu bir başarı mıdır? Evet, öyledir. Hem de evet, çok büyük bir başarıdır. Bunu iyi yapabilenler hem sosyal hayatta hem de iş yaşamlarında kendilerine müstesna bir yer bulurlar ve hayatta da çok başarılı olurlar. Bu her ülkede ve her dilde böyledir diye düşünüyorum. Aydoğan Kılınç'la güzel konuşma sanatı. Sadece benimle değil, Hakan Yılmaz'la da güzel konuşma programına devam ediyoruz. Bir de Hakan'cığım, hem güzel konuşmayıp hem de sürekli pot kıranlar vardır içimizde bir de. Onların kategorileri bildiğin gibi farklıdır. Evet, o benim mesela. Öyle olur olmaz ileri geri konuşanlara söylenen çok önemli deyiş ya da atasözlerimiz var. Kendim için buldum bir tanesini. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor derler. Bir tane daha ekleyelim o zaman. Buyurun. Dilin kemiği yoktu. Yok ki. Evet, kıkırdak. Bakıyorum şu anda yok. Böyle denmemesi için de gerekli koşullar vardır. Dikkat etmemiz tabii gerekli durumlar var. Ben öğrenmek için buradayım şu anda. Estağfurullah. Dilin kemiği aslında olmalıdır. Mecazi olarak tabii. Bunlar bence karşımızdakilere saygı, dikkat ve ölçülülüktür. Yani olsa olsa böyle olur. Yani diyorsunuz ki dikkatli, ölçülü, kibar, saygılı olursak ve en önemlisi düşünerek konuşursak böyle arkasından konuşulan kişiler olmaktan kurtuluruz. Herkesin saygı ve sevgi duyduğu biri oluruz. Evet, ben bunu olmak istiyorum. Lütfen yardımcı olun Aydoğan Bey. Elimden tutun. Bu girişten sonra sevgili dinleyiciler, 2020'nin ve sonraki yılların hepinize, ülkemize, doğduğunuz ve yaşadığınız topraklara ve tüm dünyaya güzellikler ve mutluluklar getirmesini diliyorum. Güzel konuşmak ve yeni yıl derken aslında benim şudur emelim ve beklentim. 2020'de hep iyi ve güzel düşünelim ve de çok güzel Türkçe konuşalım. Yaşadığımız dillerin yanına, konuştuğumuz dillerin yanına Türkçeyi de, güzel Türkçeyi de ekleyelim. Var mısınız? A ve Ü, A ve E derken geçtiğimiz programlarda ünlü harflerin bir diğeri Ü ve İ'ye geldik. Şimdi Ü harfine kısaca bakalım. Kısa Ü ile başlasak Hakan.
kısa ı. Evet. Irmak, sır, Irak, ışık, ıslak. Irak değil, Irak. Irak. Irak, Irak ülke oluyor değil mi? Evet. Evet. Irak uzak manası. Uzak manasında oluyor. Peki uzun ı nasıl oluyor? Yığınak. Daha doğrusu yumuşak g'yi de burada yuvarlamamız gerektiği için yığınak. Peki bir hatırlatma yapalım. Bu yumuşak g ne zaman karşımıza çıksa herhangi bir sözcüğün içinde kendisi düşüyor. Ve konuştuğumuz harflerin uzamasına yol açıyor. Yine aynı şeyle karşı karşıya kaldık. Kendisinden önce gelen ünlüyü uzatıyor. Aynen. Sen söylemiştin ya bu yumuşak g'lerden nedir çektiğimizi. İşte yine başladık. Uzun ı da evet yığınak değil. Yığınak. Yığınak. Sığınak değil. Sığınak. Çığlık değil. Çığlık. Fark ettiniz mi? Yine içinde yumuşak g olunca yanındaki ı düştü ve önceki ı'lar uzadı. İki cümle kursak, biri kısa, diğeri uzun ı'lı olsun hızlıca. Kızılırmak öyle bir ırmaktır ki her görenin içi kıpır kıpır olur. Evet, kısa oldu değil mi? Hı hı. Peki, kızılırmak ırmağa öyle bir akar ki önüne kattıklarını kenarlarda yığınak yapar. Irmağı demedim, ırmağa dedim. Değil mi? A'yı uzattım. Yumuşak G'ye gitti. I da gitti. Irmağa. Yığınak demedim. Yığınak deyip hemen işimi kolayca hallettim. Yığınak. İ'ye geçsek Hakan. Şimdi hemen İ'ye geçiyoruz. Bilim, incir, iplik, kitap, kısa İ'ye örnek olabilir mi? Evet, güzel. Ve uzun İ. Yine yumuşak G çıktı karşımıza uzun iyi deyince. En çok sevdiğim kelimelerden bir tanesi. Yiğit. Yine zorladı. Yiğit. Yani çok güzel anlamı vardı ama söylemesi zor. Evet. Yiğit. Yiğit. Yani i'den sonra zaten yumuşak G'yi yok ettik. İ'yi uzattık. Yiğit. Y, İ ve T'den oluştu. Evet. Çiğdem. İ ne? Çiğdem değil tabii. Çiğdem. Dedik evet. Yani. İmar. Orada iyi uzattık. Doğrusunu İmar. Söyledim değil mi? İmar demedik. Demedik. İmar dedim. İmar diyenler var. Yani işte bu yapıyla ilgili değil mi? Evet. Konuştuğumuz şeyler. Mide. Mide derler. Aslında yazılışı mide değildir onun. Yani yumuşak G yoktur. Kullanılmaz. Ha? Bazıları ama mide diye kullanabilir. Doğrusu yine mide. Evet. Mide. Yumuşak G yok ama iyi uzun. Endişe. Endişelendim. Doğru mudur? İyi biraz uzatsak mı ki? Nasıl olacak? Endişe. Endişe. Evet. Endişe. Doğrusu endişe. İstifa ettim diyor mesela. İstifa ettim. İstifa etmeyelim ama istifa edelim. Fa'yı uzattım. İstifa edelim. İyi uzatmak lazım. İcat. Doğru başımıza mu? Akşam akşam icat çıkarmayınız. Evet, icat, icat, iyi uzattık, geçtik evet. Şimdi örnek cümlelere geçelim, bir iki cümle. İş işten geçmeden iyi çalışmak lazım. İstifasını vermek için acele ediyordu. İyi, geçtik. O harfine devam edelim şimdi. O ve Ö'ye geçeceğiz. Ünlülere artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz, sonuna geliyoruz. Evet, eskilerin sesli diye bildiği ünlü harfler. Evet. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. O harfindeyiz, evet. Yine kalın ve incesi var. Kalına örnek, ot, oda, ova, inceye. Lokum, Londra, kontrol. Lokum olmadı değil mi? Lokum diyen çok var ama lokum, farkındasın evet, değil mi? Lokum biraz daha kulağımıza sanki kaba gibi geliyor. Ama çok çok kullanan var, lokum aldım diye. Evet. Londra diyene ben çok rastladım. Tabii canım Londra'da yaşıyorum. Londra. Hem yaşadığı yeri yani. Evet. Londra. Kontrol ettim. Londra'da yaşayıp lokum aldım sonra lokumu kontrol ettim. Kontrol diye evet. Yanlış kullanabiliriz. Evet. Lokum, Londra, kontrol. Kontrol. Bir cümle kursak. Odanı çıkmadan önce toplarsan iyi olur. Kısa o. Uçağımız Londra'nın en büyük havalimanına yumuşak bir iniş yaptı. Bir daha. Uçağımız Londra'nın en büyük havalimanına yumuşak bir iniş yaptı. Uçağımız dedin. Güzel oldu.
Uçağımız demedin. Ha, demedim. Orada yumuşak G'ye gitti. Oy, uçağımız. İyi. İkincisini uçağımız, toparladım herhalde. İkincisini toparladım. Güzel de oldu. Londra'nın en büyük havalimanına yumuşak bir iniş yaptı. Evet. Şimdi bu cümlelere gelmişken şunu hatırlatayım. Türkçe'de vurgulamalar dışında seslerin yükselmesi, yani cümledeki sözcükleri kullanırken sözcüklerdeki vurgulamaların dışında yükselme ve alçalmaları da hissediyoruz, değil mi? Uçağımız, yukarı doğru gidiyorum, uçağımız Londra'nın en büyük havalimanına yumuşak bir iniş yaptı. Sesime birazca, değil mi? Biraz yükselttim, biraz alçalttım. Daha doğru bir anlam vermeye çalıştım. Cümle sonlarına doğru sesi biraz alçaltmak mı lazım? Bazen alçaltıyoruz, bazen yükseltiyoruz. Aslında şöyle bir tespit vardır. Yüklemlere sürekli vurgu yapılmalıdır gibi. Hı-hı. Bunun bazı dil bilimciler pek doğru olmadığını söylerler. Ben şöyle düşünüyorum. Cümle neyi gerektiriyorsa ona göre konuşmaya çalışıyorum. Yani kendime göre yöntemlerim var. Tabii bu belki hani çok fazla tekrar yapmak ya da profesyonel olarak bu işi yaptığım için belki kendi kendime hani bazı formüller geliştirip yaptığımı düşünüyorum. Ama mutlaka konuşurken ses tonumuzu alçaltıp yükseltmeliyiz. Yoksa çok dümdüz böyle statik bir konuşma haline gelir. Sadece sıkıcı olur. Sıkıcı olur. Yani sen de yapıyorsun. Tiyatroda yapıyorsun, radyoda yapıyorsun. Kendiliğinden oluyor aslında her şey. Fakat onu tabii yerinde yapmak önemli. Kendi kendimize hani ya ben şurada yükselteyim, şurada alçaltayım değil. Onun bazı kurallarını da bilerek yapmak gerekiyor. Uçağımız Londra'nın en büyük havalimanına yumuşak bir iniş yapmıştır. Bir de şöyle bir şey daha söyleyelim. Radyo başındaki dinleyicilerimize. Elbette şimdi bizim yaptığımız programın özelliği başkadır. Bir röportaj başkadır. Bir televizyon röportajı başkadır. Bir mitingde ya da bir toplantıda konuşmak başkadır. Hı hı. Yani orada hem heyecan girer işin içerisine hem de başka bir takım şeyler kullanırız. Neler kullanırız? Biz şimdi radyodayız. Gerçi küçük bir kamera şu anda bizi çekiyor ama aslında bu bir radyo programı. Evet. YouTube'da izleyebileceksiniz. Geçtiğimiz bölümleri de izleyebilirsiniz. Fakat asıl olan şu anda bizim radyoda yaptığımız konuşmadır. Dolayısıyla radyoda biz mimiklerimizi pek kullanmayız. Neden kullanmayız? Çünkü bizi kimse seyretmiyor. Ama televizyon karşısındaysak, yani bir ekran karşısındaysak, ekran önündeysek orada farklı. Çünkü o zaman mimiklerimizi, jestlerimizi kullanmamız gerekir. Topluluk önünde konuşurken de öyle ve bizim aslında konuşmalarımıza bu hem bir güç katar hem de bir özellik katar. Dinleyicilerin üzerinde de daha iyi etkiler bırakır. Durum budur. Devam edelim. Yine diğer ünlü harflerde olduğu gibi yumuşak G işin içine girince O'lar uzamaya başlıyor. Hakan'la devam edelim lütfen. Oğul demiyoruz. Oğul diyoruz. Evet, yine yumuşak G gitti. O uzadı. Oğul. O da zorlayan bir şey değil evet, mi? Oğul. Oğul. Daha rahat. Oğul. Doğu demiyoruz. Doğu. Boğa. Demiyoruz. Boğa. Boğa. Bu daha basit diğerlerine göre söylemesi. Boğa. Bir tane örnek cümle vardı burada. İstersen aktaralım. Kızgın boğa moderatörü. Matador'u. Matador'muş. Ay. Kızgın boğa matador'u gözüne kesti. Televizyondan bahsedeceğim. Evet. Moderatör. Gibi yani. Evet herhalde. Kızgın boğa motora ay söyleyemedim. Evet sevgili Radyo Kassel dinleyicileri hiç şey yapmayın. Üzülmeyin söyleyemiyorsanız çünkü burada söyleyemeyen birisi var. Yanlış değilsiniz. Yalnız değilsiniz. Tekrar bir şans daha verebilir mi acaba Aydoğan Beyler bana? Buyurun. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Kızgın boğa matadoru gözüne kestirdi. Bir daha. Kızgın boğa matadoru gözüne kestirdi. Evet. Ve ö harfi kısa ve uzun ö olmak üzere yine iki tane. Kısa ö, söz, göz, ödev. Gez, göz, arpacık. Uzun uzun ö, öğretmen, öğüt, öğrenci. Evet yine yumuşak G'den kaçıyoruz. Öğrenci değil, öğrenci, öğrenci. Örnek bir insan, örnek bir öğretmen. Öğretmen. Öğretmen, öğrenci, öğüt değil, öğüt.
Buraya kadar nasıldı? Buraya kadar ben süper ilerledim. Çok şey öğrendim. Teşekkür ediyorum. Ve U, Ü artık sesli ya da ünlü dediğimiz harflerin sonuçlarına geliyoruz. Bitmek üzere. Evet. Geliyoruz. Kısa U. Urfa, uzun, ucuz. Urfa derken Urfa. En çok neyi meşhur? Urfa kebap. Sever misin? Severim. Bir de ses sanatçıları. Ha evet, bir de İsot. Değil mi? İsot da oranın da. İsot. Acı. Ondan mı bu sesler bu kadar güzel olur diye. Sıra geceleri vardı aynı zamanda. Evet. Yine uzuna geçersek. Uzun U. Ku. Bir şey fark ettin mi Hakan? Ne kadar çok yumuşak ye olan içinde sözcüğümüz var değil mi? Yumuşak ye. Eski Türklerde de var mıymış, yoksa sonradan mı acaba biz bu bir yerden kapmışız? Bütün işi bozan aslında yumuşak ye, seni söyleyeyim. Sen kelime başında geçse bir tane yumuşak ye ile başlayan kelime bulsam dişimi kıracağım da. Ku demiyoruz. Ku. Çok kolay. Ku. Yani U'yu uzattık. İlk iki harfi aldık. İkinci harf olan U'yu uzattık ve işi bitirdik. Buğday demiyoruz. Buğday. Uğur demiyoruz. Uğur abi mesela demiyoruz. Uğur. Çok da farklı olmuyor aslında değil mi? Yani Uğur'u derken zaten zorlanıyorduk. Uğur. Uğur daha rahat. Ya. Bir de şimdi koymadığımız artık, yani yazıda koymadığımız, daha sonra kaldırılan, bir süre sonra kaldırılan şapkalı harflerimiz vardı. A'da vardı bu, U'da vardı. Vallahi ben o döneme denk gelmedim. Gelmedin mi? Çok mutluyum. Ya onlar aslında bize doğru okumak için bize bir işaret verirdi ve daha rahat geçerdik. Bazen hızlı okumak durumunda kaldığınız zaman o U'yu, U'nun üzerindeki ya da A'nın üzerindeki şapkayı görmediğiniz zaman tuhaf şekilde de okuyup geçebiliyorsunuz. Onlar bize yol göstericiydi. Ama kaldırıldı. Şimdi birkaç tane yine örnek verecek olursak. Başlasak Hakan'cığım. Hükümet midir? Hükümet midir? Şimdi aslında doğrusu şöyle. Hükümet diye yazıyoruz. Hı-hı. Hükümet. Uzunca bir süre özellikle TRT spikerleri bunu hükümet diye hep seslendirdiler. Hı-hı. Fakat o tutmadı Türkçe'de. Hı-hı. Hükümet tutmadı mı? Hükümet tutmadı. Yani hükümet. Hükümet. Yani şöyle. H-U-K evet. Ya da K-U-M-E-T. U'nun üzerinde şapka vardı. Hükümet. Halbuki artık o hükümeti kullananı hiç görmüyorum ben. Hükümet diyoruz hepimiz. Bazı hükümet, sözcükler... Hükümet nasıl diyoruz? Hükümet. Doğrusu hükümet. U'yu uzatarak hükümet. Evet. Doğrusu evet. Oydu. Ama o tutmadı, yerleşmedi. Yani dilimize, halkımız onu tutmadı. Artık hepimiz hükümet diyoruz. Hükümet. Hükümeti kimler kuracak bakalım? Bu tabii hani... Evet. Dilimize dışarıdan gelen sözcüklerden bir tanesi olduğu için bu şapkalı biliyorsun zaten olanlar hep dışarıdan gelenler. Adem. Yani evet, Öztürkçe değil, dışarıdan gelenler. Şu örneği verelim. Şu sözcük gibi. Evet. Sükunet. Yani sessizlik anlamına gelebilecek değil mi? Sakinlik, sessizlik. Hı-hı. Sükunet. Bu da dışarıdan gelen bir sözcük. Burada ama ne yapıyoruz? Sükunet demiyoruz. Bunu sükunet diye kullanmamız gerekiyor. Yani bu oturdu. Sükunet. Bir diğeri meşgul değil. Meşgul. Böyle görüyoruz. Şapka yok ama meşgul diyoruz. Meşgul. Meşgulüm. Yani U'yu birazcık uzatıyoruz. Meşgul etmeyin beni cancağızı. Çok da abartmıyoruz yalnız. Yani bu da mesela çok abarttığımız zaman meşgulüm demiyoruz artık. Meşgulüm. Yani onu hani böyle iki birim gibi değil de Bir buçuk gibi. Meşgulüm. Bir buçuk, bir çeyrek falan gibi. Evet, çok az uzatarak normalde. Ü harfine geldik. Kısa Ü. Ütü, üzüm, ünlü. Yani ben. Uzun Ü. Düğün. Yine yumuşak ya. Evet, yine var. Düğün. Düğüm. Düğme. 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 Deyip kendimizi yine zorlamayalım. Düğme. Evet, yumuşak ya düştü. Birkaç tane de cümle.
Bir başlayabilirim. Üzüm üzüme baka baka kararır. Düğmeni yanlış iliklemişsin. Düğmeni yanlış iliklemişsin. Hı-hı. Yeniden dene. Hı-hı. Evet, ben yoruldum sanki. Biraz yorulduk değil mi? Ha, bu cümle miydi bu? Biraz yorulduk değil mi? Evet, yorulduk. Haydi bir şarkıyla ünlüleri bitirelim. Şimdi değil mi? Değil mi diye yazdık. Bunu bir kez daha tekrarlamak için üstünde durdum. Evet. Değil mi demiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ne diyoruz? Değil mi? Biraz yorulduk değil mi? Biraz yorulduk değil mi? Biraz yorulduk değil mi? Soru evet, hani. Biraz yorulduk. Tabii sorularda da biraz hani sorularda son sözcüğe yani vurgulamak istediğimiz şeyi birazcık yükleniyoruz. Biraz yorulduk değil mi? Biraz yorulduk değil mi? İşte bunlar da sesimizdeki inişler ve çıkışlar. Ve söz tekrar sende. Güzel bir şarkıya doğru gideceğiz ama hangi şarkı ben bilmiyorum. Bir nefes alalım tekrar. Şimdi Aydoğan Bey ısrarla Zerrin Özer'i istemiş. Fakat burada Cebir ve Şiddet'le başka bir sanatçı yani Kalben'e geçildi. Kalben haydi söyle diyecek son dönemlerde gençlerin sevdiği bir ses sanatçısı. Bunları da tabii niye veriyoruz? Onu da hemen söyleyelim şarkıyı hemen geçmeden. Güzel Türkçemizi sadece konuşmalarda değil şarkılarda da kullanmamız gerekiyor. Ben bakıyorum. Ben o konuda biraz farklı düşünüyor olabilirim lütfen. Olabilir. Devam edin. Olabilir. Nasıl konuşuyorsak öyle tabii söylemek o kolay değil. Çünkü notalara göre bir dizilim maalesef, de var. O da maalesef var. Ama ben 2 yıl kadar önceydi galiba Alpay'ı dinledim. 80'li yaşlardı. Hatta biraz daha geçti galiba. İnanılmaz bir Türkçeyle konuşuyor ve Türkçeyle Türkçenin güzel konuşulmasına çok önem veriyor. Sahnede de güzel bir barda şarkı söylemişti, sahne almıştı. Sabaha kadar neredeyse sürmüştü. İnanılmaz bir performans. Orada da konuşma diliyle şarkı söylemenin doğru olduğunun üstünde durmuştu. Hı hı. Yani pek çok işte genç şarkıcımız geleceğiz diyor, gideceğiz hı hı diyor, konuşacağım ya da işte seni çok özleyeceğim falan gibi. Aslında şöyle yapsalar çok daha iyi olmaz mı dedi ve müzikle beraber onun örneklerini verdi. Aslında ben de o güne kadar çünkü birkaç kişiye bu dille ilgili uzmana sormuştum. Demişlerdi ki işte 4 heceliyse bir sözcük onu notaya öyle yerleştirmek gerekiyor. Fakat Alpay bunu o kadar güzel becerdi ki orada hiç öyle bir eksiklik falan da hissetmemiş. Söz sende. Bu tartışma kadim bir tartışma esasında bu Mustafa Sarı Sözen türküleri derlerken o türküleri aynı zamanda kayda geçirirken bir ağızla şiveyle mi söylenmeli yoksa İstanbul ağız Türkçesi, demiyoruz ne diyorduk? Ağızla mı şiveyle mi söylenmeli diye bir konuşma bir tartışma geçiyor o arada. Hı. Daha sonra bir ekol İstanbul Türkçesiyle türküleri söyleme cihetine gidiyor. Diğer bir ekolde duyduğum gibi o yörede nasıl söyleniyorsa öyle söylerim deniyor. Bana kalırsa ikisi de olur ama ben yöresel tadları bozmamak gerektiğini düşünüyorum. Yok yok benim söylediğim o değil. Oradan geleceğim. Geleceğim peki tamam. Yani şiveyi tutturabiliyorsanız daha güzel olur. Hı. Tutturamıyorsanız da ama düzgün bir Anadolu Türkçesiyle onu İstanbul Türkçesi ya da ne Türkçesiyle düzgün bir Türkçeyle söylemek de mümkün ki var bunu yapan örnekleri. Çok da hoş türküler var ya da icra edenler. Şimdi işin klasik demeyelim de pop ya da işte normal sözlü şarkıya geldiğinde işin rengi değişebiliyor. Ben orada da Türkçenin düzgün konuşulması taraftarıyım ama bazen notaya uymuyor o sözler. Yani bir gün güleceğiz, bir gün çiçek açacağız diye bir şarkısı vardı şeyin. Ay gelmedi aklıma. Türkiye'nin en önemli seslerinden bir tanesi. Şimdi düşünüyorum onu Alpay büyük üstad durmuştur ama bazen onu oraya uydurmak için sözlerden feragat etme ya da besteyi besteyle oynayamazsınız. Bazı notaları atlayarak mı? Yani işte uydurulabiliyorsa ne kadar güzel ama uydurulamıyorsa da kulağı da tırmalıyor. Gideceğiz, geleceğiz ama artık onu zaten ben müziği dinliyorum genelde pek sözlere takılmam. Ben biraz da aradayım yani aracıyım. Oluyorsa olsun, olmuyorsa da denktir o. Tamam, hadi. Tamam mıdır? Tamamdır. Aydoğan Kılıç'la güzel konuşma sanatı devam ediyor. Aydoğan Kılıç ve Hakan Yılmaz'la güzel konuşma sanatının bu bölümde de sonuna geldik. Haftaya salı günü aynı saatlerde buluşmak üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın. Evet, Hakan'a programı kapatmak kaldı. Tertemiz bir artikülasyon ve Türkçe için haydi Kassel durma bu programı dinle diyorum. Bu
güzel konuşma ve diksiyonla ilgili ayrıntılı bilgi talep ediyorsanız Radyo Kassel aramanız ya da Kassel Magazin'e ulaşmanız mümkün. Bu konuda da size elimizden gelen yardımı yapacağımızı vaat ediyoruz. Bir dahaki programda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın.